Merhaba. Bir ufak anket yaptım. Orada çok ufak bir farkla yine utangaçlığı satışta nasıl yenebiliriz diye bir konu çıktı. Şimdi arkadaşlar satıcı insanların utangaç olması doğru değil. Hayatın doğal akışına uygun değil. Neden? Ben az iletişime girerek mal satamaz mıyım? Ya satabilirsin. Biz yıldız satıcı olmaktan bahsediyoruz değil mi? Yani hiç konuşmadan da mal satabilirsin. Dersin, alırsın, verirsin. Olay o değil. Olay şu. Neden utangaç olamazsın? Gizli itirazları ortaya çıkartman lazım müşterideki. Soru sorman lazım. Ben utangacım, satış yapmak istiyorum, yapamayacak mıyım, bırakayım mı? Hayır, utangaçlığın üzerine bir her zaman için şu önemli. Güçlü yönlerinden üzerine gidip daha güçlü olmak en mantıklısıdır. Yalnız utangaçlık gibi konular seni aşağı çeker. Bunu nasıl aşabilirsin? Sohbet et insanlarla. Bunu sadece satış olarak düşünme. Karşılaştığın insanlarla, merhaba, nasılsınız, işte bir durakta karşılaştığın insanlarla ufak ufak sohbetler ederek, farklı konularda sohbet ederek, yabancılarla sohbet et. Bu önemli bir şey. Bu senin sosyal yeteneklerini geliştiren bir olay olur. Sosyal yeteneklerini geliştirebilirsin bu şekilde. Bazı kurslara gidebilirsin. Yani topluluk içerisinde olman çok önemli. Aynada bol bol konuşma pratiği yap. Bak, satış görüşmesini satış görüşmesi olarak görmemen gerekiyor. Sohbet edeceksin ilk önce karşıya. Hoş geldiniz, nasılsınız, nasıl bir ürün bakıyorsunuz? Neler sizi cezbediyor? Sen gidiyorsan merhabalar ben önce bir sohbet et. Nasıl gidiyor işleriniz? Ne diyoruz? Önce bir girdiğin zaman müşterinin bir ofisine bak. Bir takımın amblemi mi var? Aile fotoğrafı mı var? Neler var ofiste? O sana bir fikir verir. Bir sohbet edersin. Hemen böyle ürün bu falan. Bırak sohbet et. Gerekirse bak ben sana bir şey söyleyeyim. Çok mu utanıyorsun? Bir türlü satış konusuna giremiyorsun. Sohbet et çık. Bu arada diyor, de ki sohbetiniz çok güzeldi. Ben size ürünü anlatmayı unuttum. Bir daha geleceğim. De yani önemli değil. Bizim işimiz insan iletişimi. Şimdi mizaç ayrı bir şeydir. Bazısı çok konuşur. Doğal böyle rahattır adam zaten iletişim kurar. Bazısı çekingen olabilir tamam. Ama utangaçlığı yenmen gerekiyor. Yani sen biraz daha ağır bir satış tekniği benimseyebilirsin. İletişimine dışarı çık demiyorum ama utangaç olmayan oturup konuşamama, müşterinin yüzüne bakamama, sohbet edememe gibi şeyler olmamalı. Bunu yabancılarla sohbet ederek, vapurda, otobüste, durakta, farklı insanlarla sohbet ederek, bir yere gittin bir alışveriş yaptığında, nasılsınız, bakkalla konuşurken nasıl, iş yer nasıl gidiyor, keyfiniz nasıl, böyle birkaç kelime, birkaç kelime fazla biraz gevezelik yaparak insanlarla iletişimini arttırabilirsin. Bu utangaçlığın çözümüdür. Ayna karşısında bol bol konuşabilirsin. Önemli sözlerini yapabilirsin. Çivi çiviyi söker. Bol bol görüşme yap. İnsanlarla görüş. Bol bol satış görüşmesine çık. Ben bunu tecrübe olarak açacağım diye. Bak bunun da en güzel olaylarından biri telefondur. Hiçbir zarar görmezsin. Aç. Merhabalar, sohbet edebilir miyim? Nasılsınız? İyi misiniz? Nedir, ne değildir? Uzun uzun sohbet et, ürünleri anlat. Bak bu adamları bunları söyledi, böyle kapatlar. İlk hedefi şey olsun, konuşma süresini uzatmam. İkinci hedefi satış olsun. Utangaç arkadaşlara tavsiyem şu. Satış hedefiyle gitmeyin. Sohbet etme hedefiyle gidin. Pratik hedefiyle gidin insanlara. Referanslar alın. Bakın çok önemli. Sıcak ya da soğuk referanslar alın. Size çok değişik pazarlar açabilirler. Sempatik olun. İnsanlarla konuşun. Bunu artık öyle bir hale geleceksiniz ki ya ben utangaç mıydım diyeceksiniz. Çünkü utangaçlığı en güzel ezen meslek satıştır. Bu kadar basit. Sürekli görüşme, sürekli farklı insanlarla görüşme. Artık öyle bir olacaksınız ki bakın bu çok keyifli bir şeydir. Öyle bir müşterilerle konuşmanız, hitabınız olur ki bir müşteriyle son müşterinin konuşması mümkün değildir. O kadar farklı ki insanlardır ama sen hepsiyle iletişim kurabilirsin. Bu senin gücündür işte. Satışçının gücü iletişimdir. İletişim yeteneklerinizi geliştirin. Kendinize iyi bakın. Beğeni, takip falan bir şeyler biliyorsunuz onları.